Ne? Nereye? Ne yapıyorsun Şükrü ya? Hoş geldin başlığın gibi. Bu nedir ya? Sen iş yerinde uyuyor musun? Hoş geldiniz efendim. Bırak şimdi o şeyleri. Neymiş o telefonda bana söyleyemeyeceğin kadar önemli şey? Yalnız baştan söyleyeyim, önlemimi aldım Şükrü. İşte. Yine bana eften püften haberler verirsen, işte o zaman diline acı biber süreceğim. Öyle uydurma haberler verirsen seni gözyaşlarına boğarım fıs diye. Ama bu söylediklerinden biraz sonra utanacağım. Yüzüm kızaracak, biliyor musun sen? Hadi ya. Baksana, Nurhan'dan 12 ay boyunca kurtulacağını desem bana ne dersin? Vallahi ne diyeyim Şükrü, Allah de... Ciddi misin ya? Haberin detayları 3. safhada. 3. safhada mı? Ya ne diyorsun Şükrü ya? 3. safha nedir ya? Onun doğrusu 3. sayfada olacak. Yine yanlış söyledin. Yanlış mı, hiç söylemedim. 1. safha haberin başlığını veriyorum. 2. safha çıkartıyorsun, başlığı veriyorsun, ben onu cebellez ediyorum. 3. safha haberin detaylarını veriyorum, gördün mü? Anladım Şükrü, anladım, anladım. Sakın, sakın o vampir dişlerini gösterme Şükrü. Al bakalım Şükrü. Neden 12 ay Nurhan'dan kurtuluyorum onu söyle bana. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bunda bir terslik var. Neden 10 ay değil, 20 ay değil de 12 ay? Yine beni mi kandırmaya çalışıyorsun sen Şükrü? Vallahi seni gaza boğarım bak. Bak Sarp, bırak şu parayı, kopmasın. Eğer koparsa elimden kimse alamaz seni. Bak şu para kopacağına korup kopsun. Verdim sana şu. Bu sana bağlı Şükrü. Neden 12 ay olduğunu söylemeden olmaz. Askerlik 12 ayda mı gitti? Askerlik mi? Baksana Nurhan asker kaçağıymış. Askere gidiyormuş. Nurhan asker kaçağı mıymış? Yok artık. Vallahi çakır gibi asker oldu uşak ya. Teşekkür ederim abicim. Vallahi Nurhan üstüne cuk diye oturdu ha. Çünkü ölçülerine göre aldım. Orada dedirtecek halim yok da herhalde. Rüyamın eniştesi üstünden dökülen üniformalarla dolaşıyor diye. Yavrucuğum üzme kendini. Allah aşkına bak sayılı gün hemen geçer. Aşkım. Bir tanem. Ya bir tanem ne olur. Annem doğru söylüyor. Yapma Allah aşkına ya. Ya ben ne senin ne de oğlumun başını yere eğdirmem. Asanlar gibi gider gelirim ya. Ne olur yapma. Ne olur üzülme bak, yalvarıyorum sana. Kızım, vatan borcu kutsal bir vazifedir yani. Bununla gurur duyman lazım. Bak, Nurhan çakı gibi asker oldu ya. Asker, dikkat et! Nurhan Süleymanoğlu, İstanbul, emret komutanım. Şükrü Efendi, hayırdır ya? Bu nedir böyle? Ya Nurhan çok cahilsin. Bu karavan, biz buna karavan diyoruz biliyor musun? Bir nevi ev yani. İçinde yatak odası, mutfak, tuvalet, banyo, her şey var. Yani dostbağ gibi evini yanında taşıyorum biliyor musun? Hadi cahil kalma da gel bir bak göstereyim sana, gel. Vitaminli cingir. Geç, geç, geç. Geç. Ha? Bravo. Çözdün işi ya. Aa. Geç geç. Maşallah maşallah, bu ne? Buyur geç geç. Geç. Vay 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 vay.
Yalnız bir şey söyleyeyim sana Şükrü Efendi. Senin şu şakaların yok mu? Beni bir gün vallahi hakikaten öldürecek ha. Hayır ben de biliyorum bunun karavan olduğunu da nereden çıktı onu merak ediyorum ya. Adapazarı'ndan çıktı bu. Genelde bunları Adapazarı'nda yapıyorlar. Başka illerde de oluyor da bu Adapazarı'ndan çıkma. Kemal babam aldı bunu değil mi? Kesin Serpil annem istemiştir. Doğayla baş başa olalım diye aldırmıştır değil mi? Yok yok bu Junior Kemal'in. Junior'ın mı? Ah sana görmeyeyim mi? Ana hakikaten vitaminli Junior yazıyor. Ya şunu merak ediyorum. Hani hediye olarak Junior'a bir çocuğa hani karavan almak biraz tuhaf değil mi ya? Değil. Çocuk tutturdu ben kendi evime çıkacağım diye. Ne yapayım? Ha, ne yapayım? Mecburen ben de bu gittim bunu aldım. İnandın değil mi? Çok safsın. Allah Allah. Ben böyle bir şeye para verir miyim ya Nurhan? İyi de nereden çıktı şimdi bu? Nurhan ben senin gibi kapıma gelen dalih kuşunu kesip kebap yapar mıyım? Ben gözünün içine bakarım. Cinyer Kemal var ya Süper Çocuk dizisinde başrol kaptı. Ne diyorsun ciddi misin? Sen ne diyorsun iki haftaya kadar başlıyor. Ona sonra paraya para demem. Yapınca ağzımın içine bakıyor. Bir yerde duyduydum biliyor musun? Artistler böyle karavan falan istiyorlarmış. Hemen telefon ettim. Dedim ben dedim karavan istiyorum dedim. Bir baktım yapınca hemen kapıya göndermiş. Vay be helal olsun vay canına ya. Baksana tatile falan çıkarsan sana kiralarım mı? Çok teşekkür ederim de. Tatil için para lazım. Onun için de çalışmak lazım tabii. Neyse. Müsaadenle ben artık işe gideyim. Ne diyeyim yani? Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Bisküt bisküt al. Teşekkür ederim. Ha? Yoksa cebine attın bir tane. Nasıl beğendin ya? Ah ah, cahil geldin, cahil gideceksin. Kendin çalışmayacaksın, beynini çalıştıracaksın ya. Of, vallahi fakir geldin, fakir gideceksin. Kendine gel Sarp ya. Kendine gel ya. Her an rüyam şuradan gelebilir. Başka bir zaman olsaydı çantada keklikti ya. Hayır, belki de rüyam biraz geç gelir. Şansını dene ya. Sana diyorum gel buraya. Allah Allah ne yapıyorsun sen ya Sarp? Hani ne yapıyorsun yani? Her an kapıdan rüyam girebilir. Ondan sonra ayıkla pirinci taşını. Ya bir konteyner inciri berbat edeceksin. Ya tamam ya tamam. Tamam doğru söylüyorsun haklısın tamam. Oturacağım yerime uslu duracağım. Yalnız diyorum ki acaba bir telefonunu mu alsam ya? Ya olmaz diyorum sana olmaz. Pardon. Hala nereye bakıyorsun? Gel buraya. Gel. Bıktım senin salaklıklarından ya. Ya altı üstü bir telefonunu alacağım. Ne var bunda yani? Ne var? Olmaz diyorum. Laf anlamıyor musun sen? Alo. Çıkıyorum şimdi. Yarım saat oradayım. Bir adam gördüm. Görsen adam sanırsın. Manyağın teki. Kendi kendine konuşuyor. Sorma zaten. Hep beni bulur böyle tipler. Al işte. Al işte. Senin yüzünden kadın beni manyak zannetti ya. Benim yüzümden mi? Benim yüzümden mi? Ya asıl senin yüzünden ben kendimi manyak zannediyorum biliyor musun sen?
Milletin içinde konuşturma beni. Konuşturma, ağzını yırtarım vallahi, cırmalarım seni ha. Kaba şey. Bu arada burası ne kadar değişmiş. Evet. Eskiden ne güzel böyle tek başına kızlar gelirdi buraya. Herkes sevgilisiyle gelmiş. Çorba mı bu ya? Şşt! La! Şükrü! Ya sen ne yapıyorsun burada? Starımızın karavanını düzenliyorum. Nasıl Meryem? Güzel değil mi? He de yani nereden çıktı ki bu? Bize verdiler Meryem. Hı? Görüyor musun vitaminli starımızı? Daha set başlamadan dün gibi karavanı verdiler. Yarın bir gün reytingler bir gelsin villa alacağım. Villa valla. Ay aman Şükrü, aman Allah aşkına ya. Televizyoncunun reytingiyle kuyuya mı inilirmiş? Ya adamlar öyle aylarca çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Ondan sonra iki bölümde, iki haftada kaldırıyorlar işlerini. Ya yok, bu böyle olmaz. Bizim oğlanın reytingi garanti. Ay Şükrü, hadi canım, hadi Allah. Abi bir dakika. Bir dakika ya. Sen bunu parayla almadın deme ha? Bana ne olur doğru söyle, almadım de ne olur ha? Saçmalama Meryem, gözünü seveyim ya, saçmalama. Bende göz var mı ya? Buna para verecek göz var mı? Şşş. Seni biraz karavanda gezdireyim mi? Ay aman Şükrü, ne gezdirmesi ya? Hadi kaldır şunu ortadan, vallahi birazdan Kemal Bey falan gelir görürse çok sinirlenir, çok kızar ha, hadi. Aman kızarsa kızsın ya, Allah Allah. Şuna bak ya, yarın öbür gün parayı almaya başlayalım var ya. Hey yavrum hey, alayına gazoz, balayına limon. Şükrü, bak saçmalama. Güzel giden işimizden kovdurtma bizi. Allah aşkına kaldır şunu ortalıktan ha. Baksana, şu iki koltuk var ya, ortası doluyor, yatak oluyor. Göstereyim mi sana? De git Şükrü, Allah aşkına ya. Ya şu yeni karavanımıza bir test sürüşü yapmayak mı şurada diyeyim? Şükrücüğüm, bak test sürüşü yerine test dövüşü yapalım mı? Ha ne dersin? Ya Meryem, Allah aşkına şuna bak, yatak oluşuna bir şahit ol. O kadar pratik ki aklın hayalin durur ya. Ya öfte git Allah aşkına Şükrü. Ya elleşme ya. Gel kız şu yatağı bir göstereyim sana diyorum ya. Hadi Şükrü bırak. Dık dık dık. Çık ellerini, ortadan kaldır bunu. Hadi bakalım. Hadi. Ah Meryem, ah. Ben sana ne diyorum, sen mutlusun, neler söylüyorsun. Şu reytingde bir geçsin var ya, seni filan kadın yapacağım. Eğer yapmazsan bana da Şükrü demesin. Kemal'im biz terse mi girdik? Yok ya, leva filan yoktu ki ortalıkta Setri. Evet, babam haklı anne, burası ters sokak değil. Oraya bak Serpil ya, terbiyesine bak. El gol hareketi yapar. Sanki karşısında babasının uşağı var ya. Kemal'im boş ver. Hadi sen geri git de geçsin, biz yolumuza gidelim. Yok öyle yağma. Adam gibi rica etsin, buradan Ardahan'a kadar geri gideyim. Yaptığı terbiyesine bak ya. Babacığım boş verin, biz geri gidelim. Hem bak Badir annem bizi bekliyordur. Börek yapmış o kadar kadıncağı, soğutmayalım hadi. Yok kızım, o geri gidecek. Kemal'im, ay böyle bütün gün sesle seninle mi oynayacağız canım? Geri git işte. Vallahi babacığım varmıştık şimdiye kadar. Ay. Aa, stop etti. Babacığım boş verin, ne olur arızalı bir tip belli ki. Ne olur ne olur uğraşmayın. Öyle mi?
o arızalıysa ben ondan daha arızalıyım. Haydi bakalım. Şu anda şirkete gelemem Zehra Hanım. Toplantıdayım, işim var ya. Ne? Ne demek toplantınız yok? Toplantınız olsa şirkette olurdunuz diye. Ya Zehra Hanım, ben bütün toplantılarımı şirkette mi yapıyorum? Lütfen rica ediyorum ya. Bir iki saate kadar geleceğim, tamam. Lütfen kapatın. Kapatın, rahatsız edilmek istemiyorum ya. Allah Allah. Ay bu Zehra da iyi hoş kız da bazen hakikaten ne dediğini bilmiyor ya. Vay aşkım. Canım. Çok özür dilerim. Çok beklettim seni. Ama yani inan deli bir trafik vardı. Böyle kaos yani. Ama Rüya, hakikaten ne dediğini bilmiyorsun sen ya. Ya ben seni beklemeyeceğim de kimi bekleyeceğim? Ben seni beklemek için doğmuşum aşkım. Sen olmasan ben ne yaparım? Hayatım bomboş olur. Ya sen ne tatlı bir adamsın ya. Senin kalbin mi jön, sen mi jön? Ben seni yerim. Sensin. 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 Kim yenerse olur. Sensin. Yendim ben. Kardeşim uzatma da çek av arabanı artık ya. Ben niye geri alıyorum? Yol benim. Nereden seni? Tapusunu mu aldın? Ters yoldasın. Nereden belli ters yol oldu? Alnında mı yazar? Bu sokakta ters olan bir şey varsa o da sensin. Terslenme de al arabanı geri hadi. Almıyorum. Öyle mi? Ben de alma ayrımı o zaman. Dua et. Yanında kadınlar var. Yanında kadınlar mı var? Ulan sen şehir eşkıyası. Kemal'im ben sana pozitif ol dedik ki sen inadına negatif olmanın dozunu artırıyorsun. Evet babacığım ya bırak ya bırak şu terbiyesizi. Hadi biz geri geri gidelim hadi. Ne oldu pabuç pahalı değil mi? Görüyor musun? Korkunca kendini arabaya kilitledi. Aman diyeyim Kemal'im aman. Bak arabanın içi onun hanesi sayılır. Haneye tecavüz de çok büyük suçtur aman diyeyim yani. Evet evet kesinlikle babacığım. Hadi biz geri geri gidelim hadi ne olur. Bu saatten sonra kesinlikle olmaz kızım. Kesinlikle olmaz. Ben de buradan geriye gidersem bana da Kemal demesinler. Ne desinler? İnatçı keçi mi? O şarkıdaki inatçı keçi gibi karşılıklı böyle toslaşacaksınız öyle mi? Ay evet babacığım ya annem haklı. O inatçı keçideki şarkının sonunda ne olduklarını biliyorsun. Köprüden yuvarlanacağımı bilsem de buradan bir adım geri atmayırım. Oraya bak. Terbiyesizliğin beni bir para ya. Yanımda kadınlar varmış he. Arabaya geç hadi canım. Arabaya geçelim Kemal'im. Hadi canım. Hadi canım. Allah'ım Allah. Oh. Aşkım nasıl çok güzel değil mi aşkım? Çok güzel çok. Ya hayatım bu ilkbahar yaz kreasyonu birbirinden güzel ya. Kafayı yiyecektim yıkılıyor vallahi ya. Çok güzel ama değil mi? Çok güzel. Evet ben de bayıldım. Dur daha neler aldım dur bak. Heh. Biliyorsun ki kırmızı bana çok yakışıyor. Bu nasıl? Çok güzel ama bir eksiği var hayatım. Hadi yani? Seni kadar güzel değil. Ya. Efendim canım. Eyvah yağmur. Yağmur mu? Ne yağmur aşkım? Şey ya. Bugün yağmur yağacakmış da o yüzden dedim. Geldin mi? Daha gelmedin mi? Trafiğe mi takıldın? Yapma ya. İyi ben geldim. Kafedeyim. Tamam canım. Tamam. Bu nasıl peki aşkım? Beğendin mi? Fena fena çok fena. Ay beğenmedin mi? Sen? Sen? Ha onu mu diyorsun? Yok canım yok o değil ya. Şirketle ilgili bir şey geldi de aklıma o yüzden fena dedim. Bittim ben bittim. Mahvoldum. Beni burada görürse büyük kıyamet kopar. Serpişkom sen iyi misin Allah aşkına? Nereye bakıp bakıp duruyorsun? Ayrıca yüzünde kireç gibi bembeyaz oldu. Şey ya garsona bakıyorum. Susadım da su içesim var. Aşkım delirdin herhalde. Suyumuz masada duruyor işte. Ha içeyim. Kıyamam sana ya. Nasıl susamış, nasıl susamış. Serpişkom iyi misin canım sen? Ne oluyor? İyi miyim? Midem kazındı da yemek seçeyim diyorum, yemek yiyeyim diyorum ya. Ya ben geldiğimde sen demedin mi tıka basa yemek yedim karnım çok tok diye?
O şeyden şekerim. Şekerim. Şekerim düştü hayatım. Şekerim düştü de. O... Ya sen onu bırak da başka ne aldın? Onu göstersene. Ay doğru söylüyorsun aşkım. Esas bombayı bekle. Ta 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 ta. Aa. Sarpışko? Allah Allah. Nereye kayboldu bu adam ya? İllüzyonuz gibi pıs diye yok oldu ortada. Allah Allah. Abi çıkabiliriz. Eyvallah kardeşim sağ ol. Vallahi buradan başka türlü çıkamazdım ha. Al bakalım şunu. Ne güzel bir şeymiş bu ya. Patronuna söyle muhakkak burada iki tane bulundursun bunlar. Peki efendim. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi. Sağ olun. Şimdi buradan kurtulduk ama bu durumu rüyama nasıl açıklayacağım? Arkadaşlar bir şey soracağım. Müdür bey nerede ya? Yanında bir bavul vardı abicim. Tatile mi çıkacakmış neymiş? Vallahi mi? Ne diyorsun oğlum ya? Oh desene birkaç gün rahatız. Bilmece falan yok. Ay Nurhan sana inanmıyorum ya. Zaten bütün bilmeceleri sen çözüyorsun. İzne de sen çıkıyorsun. Yani niye bu kadar üzüldüğünü anlamadım doğrusu. Yani keşke bilmece falan olmasa da izine de çıkmasam Tuğba. Yani insanın kafasını öyle bir kurcalıyor ki. Resmen hani böyle bilmecenin cevabını bulamazsam kurdeşen çıkarıyorum ya. Müdür bey geliyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Ben biraz sonra çıkacağım da hafta sonu küçük bir tatil yapacağım. Oh oh hala ne güzel. İyi güle güle gidin. Şey sorma sahip nereye gidiyorsunuz müdürüm? Yunanistan'la Bulgaristan ortasında bir yere. Bir yere adı yok mu o yeri? Var işte Yunanistan'la Bulgaristan arasında ne var? Ne var? İşte ben de onu soruyorum. Yunanistan'la Bulgaristan arasında ne var? Sınır kasabası falan mı var? Ne var? Yok yok yok. Sınır falan yok. Başka bir şey olması lazım. Cevap o değil. Nurhan, Yunanistan'la Bulgaristan arasında ne var? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu bir bilmece mi? Aynen öyle Nurhancığım. Yunanistan'la Bulgaristan arasında ne var? Bir türlü çözemedim. Eğer sen çözersen seni oraya götüreceğim. Hayatım, bütün o bavul tatil falan bilmece için tuzakmış be. Ay, evet, ben de inanamadım yani. Yani size söyleyecek hakikaten kelime bulamıyorum yani. Şey söyle o zaman. Bunun cevabını. Yunanistan'la Bulgaristan arasında ne var? Kolay gelsin. Görüşürüz. Hakikaten hasta ya. Hakikaten hasta. Çanta manta hazırlamış ya. Şu organizasyona bak. Ne var abicim Bulgaristan'la Yunanistan arasında ne var? Ha? Kemal'im. Hı. Ben çok sıkıştım. Ya Serpil uşak mısın ya? Tut kendini de. Şey uşak demişken babacığım ben de. Kızım tut sen de. Ay Kemal'im ama bak evden beri tutuyorum. Çok fena durumdayım. Ben de babacığım aynen ne olur bir tuvalet bulalım bir yerde. Yanımdaki kadınlara dua edecekmişim. Asıl sen dua et yanındaki kadınlara yoksa ben buradan gitmezdim. Ne oldu Kemal'im? Arkaya araba geldi Serpil. Üstüne mi çıkayım adamın yani? Hayırdır? Yol mu tıkalı? Yok. Çıkmay. Ben çıkacakmışım. Niye sen yol veriyorsun ki? Biz iki arabayız. O çıksın. Ya evladım boş yere sinirlerimizi bozmayalım ya. Ben yeterince sinirlendim zaten. Al arabanı geri de çıkalım. Haydi. Yok öyle ya ama. İki arabanın gerekmesi mi daha kolay yoksa bir arabanın mı? O çekecek. Birader hop çeksene arabanı.
Ya hadi, hadi al arabanı geride. Çekme işte de adam, çekme işte. Hadi. İnatsa benimki de inat. Hadi bakalım. Nasıl ya? Allah Allah, çattık belaya ya. Ulan senin var ya. Ne oldu Kemal'im? Uşak çekmem diye. O çekilsin diye ya. Hayda. Haklı şimdi uşak da. Değil ki iki arabanın mı geri gitmesi daha kolay, tek arabanın mı gitmesi kolay değil. Uşak dur da ya, dur da ya. Basma hav kornaya. Basmayla açılsa. Ah, et olsaydı. Ay, ay, ay. Ben ya bittim ben, bittim, bittim. Şimdi bu telefonu açsam bir türlü, açmasam bir türlü. Hayır, ortadan kaybolduğumu nasıl açıklayacağım ya? Ama bu kız nereden çıktı ya? Şimdi ikisine yakalanmadan buradan kurtulmak imkansız. Çaldırıp durma şunu ya Rüyam. Alo, Sarpişko neredesin sen Allah aşkına? Nerede miyim? Neredeyim ben? Evet işte ben de sana onu soruyorum. Neredesin sen? İşte ben de sana soruyorum. Neredeyim ben? Ya hayatım arkamı bir döndüm, yoksun yani ortalıkta. Ayrıca iki saattir arıyorum, açmıyorsun. Ne oluyor ya? Saklambaç mı oynuyoruz burada? Saklambaç mı? Evet, evet, saklambaç oynuyoruz. Delirdin mi sen Sarpişkom ya? Ne saklambaçı? Biz çocuk muyuz? Öyle deme hayatım. Böyle şeyler çok önemli. Geçen gün bir dergide okudum. Eşler birbirlerine böyle küçük oyunlar oynamalı, sürprizler yapmalı diyordu. Böyle ilişki renkleniyormuş o zaman. Yani evet, haklısın yani. Restoranda öyle aniden ortadan kaybolman enteresandı ama yine de burada saklambaç oynanır mı ya? Bana ne? Bana ne, bana ne? Ben saklandım. Rüyam beni bulamaz, Rüyam beni bulamaz. Ya canım benim, bak onlar oyun derken restoranda saklambaç oynamayı kastetmiyorlardır. Ben anlamam, ben saklandım bir kere. Yalnız baştan söyleyeyim, restoran sınırlarına, otopark da dahil. Ya, ay bu Sarpişkom çok iyi, hoş adam da. Hani yani biraz saf. Restoran saklambaç mı oynanır? Bak bir de yerini belli ediyor, saf ya. Otoparktayım diyor, demek ki oraya saklanacak. Kıyamam, nasıl saf bir sevgilim var benim ya. Halam, inşallah beni aramaya otoparka gider. Aman aman, öyle olsun daha iyi aslında. Cin olmasındansa saf olmasını tercih ederim. Kalkayım dışarı. Otoparkta en seveyim. Demek Lütfü Bey'in seyahati bir bilmeceymiş Nurhancığım. Aynen öyle Aydoğan abi. Yunanistan'la Bulgaristan arasında ne var diyor. Nurhan ya. Acaba Meriç Nehri olabilir mi? Ben de o cevabı verdim de bilmecenin cevabı Meriç Nehri değil. Uf ya, aklıma da başka bir şey gelmiyor. Yunanistan'la Bulgaristan arasında ne var? Siz onu bunu bırakın da arkadaşlar, adama bakın, adama. Ya sen şu bankanın müdürüsün, hiç üşenmiyorsun. Gidip evde koskocaman bir bavul hazırlıyorsun. Ta buraya bankaya kadar getiriyorsun. Bilmece sormak için. Yani pes diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum ya. Öyle diyorsun ama adam bilmeceyi sordu ve gitti abiciğim. Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Yunanistan'la Bulgaristan'ı bir dakika Makedonya olabilir mi? Sanmıyorum ya. Bilmecenin cevabı bu kadar basit değildir herhalde. Ama işte bak gör Aydoğan abi. Çalış çalışabilirsen. Kafaya takıldı bir kere. Kafaya takıldı bir kere. Şimdi geçelim şunların üzerinden bir daha. Vay 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 Veysel. Şuna bak ya, aynı ev gibi. Ev zaten Mehmet bir nevi yani. Vay ya, baksana şunlara ya. Şükrü abi nerede? Karavandan çıkmıyor. Ha, içeride mi Şükrü abi? He, içeride Mehmet, içeride. Ya görmemişsin, bir karavan olmuş. Gitmiş egzozunu sökmüş. Bununki de o hesap işte. Ya Veysel biz de içeri girelim ya. Ben hiç karavanın içini falan görmedim. Çok merak ediyorum ya. Ne kadar cahil bir insansın Mehmet. Olsun gel, ben cahilliğe bir güzellik yapayım. Sahibi için gezdireceğim. Aç kapıyı. Çıkın gidin buradan, istemiyorum. Hadi. Gir Mehmet. Gir Mehmet. Ho ho ho. Ya Sementa bile ho'dan anlıyor. Dur'dan anlıyor. Siz anlamıyorsunuz kardeşim ya. Rahatsız edilmek istemiyorum. Hayırlı olsuna geldik Şükrü abi. Ne dedik? Tamam. Dediniz hadi gidin. Gidin hadi.
Hobbit'in içti. Anladık, anladık. Karavanın var da şu karavana altın muamelesi yapma. Yemedik karavanını. Vallahi yersin. Billahi de yersin. Senin de bu mide olduğu sürece yeter ki miden kazınmasın. Anında yersin, sile süpürürsün vallahi. Aynı ev gibiymiş Şükrü abi ya. Bak oğlum, kendi ağzınla söylüyorsun. Değil mi? Bu da bir ev. Sen herhangi bir eve lap diye giriyor musun oğlum ya? Haklısın enişte. Hadi canım, hadi, hadi. Bahılık değil, kiralık bu. Günlüğü 2000 TL. Yani normal evden küçük bir farkı dostbağ gibi evini yanında taşıyabiliyorsun. Mesela bir gün ne bileyim Boğaz'da olabilirsin. Bir gün yaylada olabilirsin. Devrisi gün plajda olabilirsin. Yani öyle. Aynen öyle Şükrü abi. Her yere gidersin bununla ya. Ben hiç sevmedim. Çok lüzumsuz değil mi Mehmet? Hiç güzel değil. Hiç beğenmedim. Çok anlamsız. Hayır, çünkü yarın bir gün ikametgah alsan ne yapacaksın işte? Nereye adres göstereceksin? Hayır, gidip yani Taşlı Motorlar Dairesi'nden mi alacaksın? İkametgah espriyi duyduk Mehmet. He he, mırdar burası. Evet, bu mırdar. Hadi kedicim. Hadi güzel kedicim. Hadi yürü git. Hadi git. Hadi git. Kalmadık senin karavanına. Hayatımda senin kadar kaba bir tosbağa görmedim. Hiç güzel değil karavan. Hiç beğenmedim. Çok çekin. Kalmadık senin karavanına. Vallahi gördüğüm tosbağalar içinde en kabası sensin sayın enişte. Ya Şükrü abi, ayıp olmuyor mu? Hiç de ayıp ayıp olmuyor. Birkaç gün sonra Junior'un imzalı fotoğrafını veririm size. Hadi canım, hadi yürüyün gidin. Sanki senin karavan çok, hiç de güzel değil bu karavan. Ne kadar kötü bir karavan. Yürü yürü Mehmet, yürü. Geliyor, yürü oğlum, geliyor. Ya şu işe bak kardeşim ya. İnsan yani huzurla şurada rahat edemiyor ya. Işığı gören geliyor vallahi ya. Öf, öf. Ay. Neredesin aşkım ya? Sarpışkım. Hayatım. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Ay! Sıkıldım artık Sarp ya. Tamam kurtsun, tamam. Hadi çık artık, neredesin? Aha! Yakaladım seni, yakaladım seni. Sobe, sobe, sobe. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani o arabanın alarmı çalışmasaydı asla yakalayamazdı. Sonuçta buldum seni. Sen ona bak, buldum seni. Vallahi buldun. Hadi gidelim hadi. Nereye gidiyoruz aşkım ya? Daha yeni başladık. Şimdi sen yumacaksın, ben saklanacağım. Ben mi yumulacağım? Saklanmak mı? Ne diyorsun ya? Evet hayatım ya. Ben seni bulmak için burada ne kadar çok çaba sarf ettim, sen biliyor musun? Şimdi sen yumacaksın, ben saklanacağım. Ve sana yemin ederim ki beni burada bulamayacaksın. Çünkü burada saklanacak çok fazla yer var. Ya ne saklanması hayatım? Ne saklanmacı, çocuk muyuz biz Allah aşkına? Ya ama saklanmacı oynamayı sen istemiştin aşkım ya. Tamam ben istedim ama şimdi oynayınca, düşününce çok saçma geldiğini düşündüm ya. Ya ne saçmasın ya? Mızıkçı mısın sen? Sen mızıkçı mısın? Mızıkçısın sen. Hayatım mızıkçılık yapmıyorum. Bak alarmı çalışıyor arabanın ya. Şimdi sahibi gelir çok kötü olur yani. O yüzden diyorum gidelim buradan. Durdu. Hakikaten sustu ha. Hadi yum. İyi tamam tamam, saklan hadi, saklan tamam. 50'ye kadar say, bana yeter. Tamam hayatım tamam hadi. Sakın bakma. Bakmıyorum hayatım, saklan ya. Bakmayacağım. Of şu hale bak ya. Şu hale bak ya. Koskoca Sarp otoparkta saklambaç oynuyor. Neyse neyse. Şikayet etme. En azından kızdan kurtuldun. Saymıyorsun ama hayatım. İçimden sayıyorum hayatım, içimden. 37, 38, 39, 40. Saattir yol kavgası yapıyorlar, inatlaştılar. Bir milim ilerlemiyorlar. Kaç saattir hangi taraf pes edecek bakalım? Hiçbiri de pes etmez bunların. Pes edeceklerdir. Göreceğiz. Bence şu ortadaki araba vazgeçecek. Sanma. Karşısındaki araç tek ya. Bence o vazgeçecek. Çünkü bunlar iki tane. Var mısın bir takım elbisesine dayı? Tamam lan varım.
Bekleyelim görelim. Tamam, görelim. Ay susun, saatlerdir buradasınız. Buyurun bir çayımızı için. Ay niye zahmet ettiniz Kemal'im, çay? Allah garip ya. Yok biz alışığız. Burada sık sık trafik karışır. Ama siz rekora gidiyorsunuz. Ay vallahi çok teşekkür ederiz. Bizim de stresten dilimiz damağımız kurumuştu. Afiyet olsun. Yani aslında bizim bey gidecekti ama işte arkadaki adam inat etti. Karşıdaki pek bir Nemrut. Belli ki işi gücü yok. Yoksa bu kadar durmazdı. Ya acaba diyorum ki polis mi çağırsak? Hiç uğraşmayın. Sizden önce haber vermişlerdi. Nasıl yani? Polis müdahale etmedi mi? Neye müdahale edecek komşum? Kanunsuz bir durum yok ki. İki taraf da haklı. Yolun iki tarafında da girilmez tabelası yok. O da doğru. Polis gelince ne yapacak ki? Tabela konulması için bilgi vereceğiz deyip gittiler. Desenize. Tabela konana kadar buradayız yani. Size afiyet olsun. Ben karşıya da çay vereyim. Trafik dediler ama iki saat oldu ya. Böyle trafik mi olur ya? E canım ne trafiği olacak? İstanbul trafiği. Bir saat gecikirsen geç kalmış sayılmasın. Ama iki saat gecikirsen geç kalmış sayılırsın tabii ki. Bir şey de bilme ya. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Ya Badire. Ha. Ben acaba bunlara bir telefon etsem mi? Canım iki kere aradık işte. Trafikte sıkıştık dediler. Anca gelirler. Ya bu. Yemekler yine soğut. Ben gidip ısıtsam iyi olacak. Sakın, sakın kanka. Yemekleri ısıtma. Hep dibini tuttular vallahi billah. Bulamaç gibi, lapa gibi oldu. Bence en iyisi Mahmut Bey şuradan gitsin kasaba. Ete asıl. Bugün hava da çok güzel. Bak günlük güneşlik. Hep birlikte bahçede şöyle güzel bir barbekü yapalım. Ne diyorsun sen ya? Orada barbekü yaptıramadın, şimdi burada barbekü mü yaptıracaksın? Ne olur bırakın tartışmayı. Ya kötü bir şey oldu da bize söylemiyorlar mı acaba ha? Ya ne kötü bir şey olacak ya? Trafikte izlediler işte, gelirler. İnşallah, inşallah. Ben şu yemeklere bir bakayım. Isınma, altını yakma. Onu göre. Sana ne ya? Sen ne karışıyorsun bizim evdeki yemeklere ya? Bu ev benim evim sayılır, çok konuşma. Rüyam. Ya Rüyam neredesin? Çık artık. Ya tamam kabul ediyorum, kurtsun. Hadi pes ettim işte, çık. Ya neredesin ya? Oyun oynuyoruz da biz. Kolay gelsin. Yağmur. Anam. Anam Yağmur. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Hayır rüyamı bulayım derken belamı buldum. Neyse Allah'tan rüyam yok ortada. Şöyle gideyim. Beni bulamaz. Bulamadı ki, bulamadı ki. Saklan. Kaçayım derken bagaja tutuldum ya. Hayır nasıl çıkacağım buradan? Bir de çıksam bir türlü, çıkmasam bir türlü yani. Allah Allah.
güzel yapmışlar. Çok, çok lezzetli, çok. Boşa bitirdim hemen ya, çok evet, güzeldi. Evet, bayağı iyi. Ay vallahi boşuna ev alma, komşu al demişler. Ne hoş insanlarmış bu mahalledeki insanlar. Ay vallahi öyle anneciğim. Biraz önce de bir teyze geldi, dedi ki kızım gel istersen duş al ferahlarsın dedi. Yok artık dedim. Aslında tabii böyle iyi davranmaları çok iyi bir şey değil Serpil. Yani şimdi insan acıkırsa, susarsa, tuvalete gelirse bırakır bu inatlaşmayı. Yürür, basar, gider. Ama şimdi bunlar böyle iyi davrandıkça kimsenin gidesi gelmiyor ki. Vallahi ben akışına bıraktım Kemal'imi artık. Hani Badire Hanımlara diye yola çıktık, Ferdane Hanımlara misafir olduk. Kıvamı falan çok güzeldi. Güzel tutturmuşlar. Heh, iyi insan da lafın üstüne. Eğer bittiyse boşları alabilir miyim? Buyurun. Komşum, birer kahve içer miyiz? Hiç zahmet etmeseydiniz. Ne zahmeti? Şurada yüz yüze bakıyoruz. Ya çorbalar da çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Kahveler nasıl olsun? Peki o zaman benimki sade olsun, sen orta. İki orta, bir sade olsun. Hemen geliyor. Biz de artık gideriz değil mi Kemal'im? Ya Serpil, bana kalsa gideceğim de arkadaki baksana inatlaşıp duruyor ya. Ay vallahi babacığım senden inatçı çıktı ama. Ay tamam inatlaşsın, inatlaşsın anam da. Önce bir de yolu açsın, sonra kendi kendine inatlaşsın. Öyle de söyledik anneciğim ama işte dinlemiyor. Ay vallahi fenalık geldi yani. Aa, biz ömrümüzün sonuna kadar bu sokakta mı kalacağız? Aynen öyle anneciğim. Valla bak babacığım, aile dayanışmasıdır, odur budur. Tamam seni yalnız bırakmayalım dedik ama ben biraz daha bekler giderim evde. Biliyorsun bebeğim var benim. Ay çocuk haklı yani. Hani negatifliğin sınırlarındayım artık. Ya niye anlamayışsınız beni ya? Allah Allah. Ben gitmek istemiyor muyum sanki ya? Şeytan görsün suratını. Ama baksana ikisi de inat ediyor işte. Gitmeyeler ki. Efendim sir? Nurhan. Nurhan. Nurhan, Nurhan. Yardımına ihtiyacım var Nurhan. Ne oldu Sarp? Neredesin bacanak? Vallahi nasıl söylesem şimdi bilmiyorum yani. Nasıl bilmiyorum ya? Yani şöyle söyleyeyim sana. Ya bilmiyorum işte. Bir bagajdayım galiba. Bagajda mı? Nasıl yani? Yani ya uzatma işte, bagajdayım diyorum ya. Ya sanki bagajda olmak çok normal bir şeymiş gibi konuşuyorsun Sarp. Allah Allah. Allah Allah. Bunu sen mi söylüyorsun bana ya? Allah Allah. Senin tuhaflıklarını şimdi anlatmaya başlardım ama şimdi uygun değilim ya. Ya tamam. Kusura bakma, tamam sakin ol. Sakin ol. Bir şey soracağım. Ya sen kimin bagajındasın? Bilmiyorum. İnanmıyorum. Kaçırıldın mı? Şimdi bana bak. Hemen ben polise haber veriyorum, tamam mı? Telefonunu açık tut. Senin telefonundan teknik takiple 2 dakikada bulurlar seni, tamam mı? Sakin ol. Hayır. Polis yok, polis yok. Polisi ararsan seni öldürürüz falan mı dediler? Ya ölüm yok, polis yok. Tehdit yok Allah aşkına ya. Mafya dizisinde miyiz? Neyi karıştırıyorsun, neyin peşindesin ya? Ben kendi isteğimle girdim bagaja. Bir dakika ne diyorsun sen ya? Kendi isteğimle mi girdin bagaja? Ya bacanak senin bagajda ne işin var? Ya bu yağmur... Ya ne soruyorsun Allah aşkına ya? Tuhaf sorular soruyorsun. Ya bu benim başıma gelen, senin başına gelen aksiliklerin yanında ne ki Nurhan? Ne oluyor Nurhan? Yok bir şey. Sarp. Nurhan aman ha. Bak rüyam, babamlar filan bunu duymasınlar, tamam mı? Ne olur kimseye söyleme. Tamam. Ya şey bir şey yok ya. Bizim Sarp bacanak var ya. Özel bir şey konuşuyoruz Erdem'cim ya. Aman ha. Ya aslında ben şimdi bu durumda Şükrü'den de yardım isteyebilirdim ama. Hani Şükrü benim bu durumumda faydalanıp beni fena yollardı. Ama sen çok iyi bir insansın Nurhan. Hani hayır olsun diye yardım edersin sen bana. Ya Sarp. Ne yapabilirim? Bagajdayım diyorsun. Nereye gittiğimi bilmiyorum diyorsun. Hangi arabanın hangi bagajında ol... Hiçbir şey bilmiyorsun. Ben sana nasıl yardım edeceğim ya? Tamam Nurhan tamam. Sen şimdi çık. Ben sana söyleyeceğim ne yapacağını. Şimdi sen bir tane tablet bul. Tamam mı? Ha? Tablet bilgisayar. Ben sana şifremi vereceğim. Oradan seni yönlendirecek. Benim yerimi bulacaksın. Bak mesela şu anda böyle çın sesler geliyor. Galiba böyle bir tramvayın yanından geçiyorum. Ha, çok teşekkür ederim bacana. Çok yardımcı oldun. Tramvay varmış. Ya abicim. Tramvay Moda'da da var. İstiklal Caddesi'nde de var. Biri Asya kıtasında, biri Avrupa kıtasında. Ne yapacağım ben?
Tamam olsun, fark etmez. Şimdi telefonu kapatma. Telefonu kapatma, ben sana yardımcı olacağım diyorum. Tamam mı, unutma. Tablet bulmayı unutma. Tamam. Tamam bacanak, çıkıyorum. Hemen çıkıyorum. Erdem, paşam, gelsene be. Benim acil olarak çıkmam lazım, tamam mı? Senden ricam, müdür beye git. Nurhan Bilmece'nin cevabını mutlaka çözecekmiş. Bana söz verdi de, tamam mı müdüre? Nurhan izni avans olarak önden aldı dersin, tamam mı? Bir de bir şey rica edeceğim senden. Şu fotokopiyi çekebilir misin benim için? Benim şey bulmam lazım, tablet bulmam lazım da. Şükrü. Bir dakika anne. Şükrü. Ya bir dakika ya. İzleyeyim bir dakika. Çizgi film izleyeyim. Bir dakika ya. Geliyorum, tamam. Aa, Şükrü diyorum sana. Kalk be. Ya Meryem ne var Allah aşkına ya? Çocukluğuma dedim. Çizgi film izleyeyim. Niye müsaade etmiyorsun bana ya? Ya ne diyorsun Şükrü Allah aşkına? Ne çocukluğu be? Senin köyünde televizyon mu vardı Allah aşkına? Ama. Kemal Bey gidiyor, sen hemen yayılıyorsun. Kalk şuradan ya, kalk git. Ya ne var Meryem ya? Şurada dev ekranda çizgi film izliyorum. Ne var bunda? Televizyon mu eski Allah aşkına? Hem Kemal Bey'in malı, benim malım, Kemal Bey'in malı. Ne var ki bunda? Şükrü saçmalama ya. Kemal Bey'in malı nasıl senin malın oluyor Allah aşkına? Bak elinde kahve var. Yani koltuğa dökülecek. Eğer bu evinde kahve olmasaydı var ya... ...seni böyle alırdım kedi yavrusu gibi ensenden dışarı fırlatırdım. O zaman gerçekten çocukluğuna dönerdin. Ya Meryem, gözünü seveyim. Eleman alımı gibi önemli bir işi ben... ...yani garajın önünde, sokak ortasında mı yapayım? Bunu mu istiyorsun benden ya? Eleman alımı mı? Nerede çıktı ya? Ne elemanı alıyorsun sen ya? Ya karavan var ya, karavana şoför alacağım. Şey diyorum ya, karavanda bir ev sayılır. Bir de bahçıvan mı alsam diye. Ha bak Şükrücüğüm, karavanda bir ev sayılıyor ya. Nasılsa hani mutfağı var. Bence sen aşçı al. Vallahi doğru söylüyorsun kız. Gerçekten çok doğru söylüyorsun. Yani bahçıvandansa ne bileyim aşçı daha bir elzem, daha bir önemli, daha bir geçerli. Doğru, şey ilan vereyim, iki tane presentable eleman aranıyor diye ben hemen ilanımı vereyim hayatım. Şükrü, saçmalama Allah aşkına. Çocuk diziden iki kuruş para kazanıyor. Sen de onu şoförleri aşçılara mı yedireceksin ya? Üf. Kız ben niye vereyim parasını? Yapımcı verecek tabii. Oğlum oynuyor oğlum, hey yavrum hey. Öyle bir oyuncuyu nereden bulacaklar? Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim oğlan dizide rol kapmadı. Altın yumurtlayan yapımcı kaptı, biliyor musun? Şimdi gerçekten bu parasını yapımcı mı verecek? Tabii ki verecek kız. Tabii ki verecek. Oynatmam çocuğu, ne olur ağzına dizi. Ya. Aa bir dakika, tamam o zaman. Şükrü bak sen şimdi hiç kimseyi bulma bu şoförlük mevzusu için, tamam mı? Ben birini getireceğim. Kim şaka? Bir dakika ya, şey ocakta yemeğim var. Onun altını kapatayım, ben hemen geliyorum, tamam mı? Az sonra, tamam mı? Kim şaka? Az sonra dedim ya, söyleyeceğim. Kim şaka? Yemeğim var, az sonra. Kim şaka? Şükrü az sonra. Bu da bir çeşitli. Televizyondaki magazin programı gibi az sonra, az sonra. Aa, tamam aşçıyı bulduk, şoförü bulduk. Yemeği yapacak aşçı da yemeğin malzemesinin ödemesini kim yapacak? Ben mi yapacağım? Yapımcı verecek tabii. Bir dakika. Şuna bir arayayım da onu da bildireyim sana, demedin, etmedin. Bugün bir domatesin, ne bileyim patlıcanın, kanyarın... Biraz sana kadar. Ay bana bir şeyler oluyor. Ne oldu, şey yapıyor? Ay bilmiyorum, göğsüm sıkışıyor. Anneciğim iyi misin? Ulan karı fenalaşı. Anarım hadi geri. Bak karıma bir şey olursa hesabını sorarım senden ha. Kilisana gitsen hesabını sorarım. Çek arabanı hadi, çek. Tamam açıyorum. Tamam şey, tamam gidiyoruz hadi.
Bak gördün mü? Benim söylediğim araç çekildi işte. Ben kazandım oğlum. Saymam saymam. Adamın karısı rahatsızlanmış. Yoksa yol açmazdı. Hadi be sen de. Ha. Daya Serpil. Daya, bir daha yol kavgası etmeyeceğim. Daya. Şş, bana bak. Bir daha centilmenlik edip herkese yol vereceğim, tamam mı? Bir daha söz yapmayacağım. Söz mü? Söz. Dur abi. Ne oldu Serpil? Niye durduk? İyileştim. Ay vallahi şu an ben de çok iyiyim. Ulan bana numara mı yaptınız yoksa? Ya babacığım sana değil aslında. Yani biz o adama yaptık ama sana söylemedik inandırıcı olsun diye. Sen Ferdane Hanımlara tuvalete gittin ya. O sırada düşündük birlikte. Ulan ne kadınlarsınız yani ha? Ödümü patlattınız ya. Ama işe yaradı görüyor musun bak? Yoksa hala sokağın ortasında inatlaşıyordunuz keçi gibi. Şefin sana bir şey oldu diye yüreğim gerildi ya. Hak ettin ama Kemal'im. Bak senin yüzünden o kadar sokakta kaldık. Neyse. Ama bak babacığım söz verdim. Bir daha öyle trafikte insanlarla inatlaşmayacaksın, tamam mı? Söz tamam söz. Bak sizden korkulur ha. Alo? Sarpçıkoğlu neredesin sen ya? Ya kurt değil, kurt sürüsü oldum ben burada hayatım ya. Sen ebesin. Ben saklanacağım, sen değil. Ben şeydeyim hayatım, şeyde. Neydesin, neredesin? Şeyde, şirkete geldim. Acil şirkete gelmem gerekti de şirkete geldim. Ya anlamıyorum, ne oldu da bana haber vermeden çıkıp gitmek zorunda kalıyorsun ya? Ya işte önemli bir iş olmuş da. O yüzden ben şirkete gelmek zorunda kaldım hayatım. İyi tamam, ben de şirkete geliyorum o zaman. Yok, gelme. Neden gelmiyorum ya? Şirkete değil misin yoksa? Şirketteyim ama şimdi buradan şantiyeye geçeceğim. İyi tamam, hangi şantiyedesin? Oraya geleyim o zaman. Yok ya, gerek yok diyorum. Senin gelmene gerek yok, sen eve git. Ben zaten eve geleceğim. Hayır, ne oldu da bu kadar acele gitmen gerekti anlamıyorum yani. Acil bir durum var hayatım, acil bir durum. Ben sana geldiğim zaman anlatırım. İşle ilgili bir sıkıntı ya. Neyse, kusura bakma. Şimdi ben tünele giriyorum. Allah Allah. Ne oluyor ya? Bu Sarpışkom kesin bir işler karıştırıyor. Hayır, hiç adeti değil ama bu sefer bana doğruyu söylemiyor gibi geldi. Ben en iyisi şirkete gideyim. Neler döndüğünü orada anlarım. Nerede lan o sarptanen herif? Hanımefendi bir dakika, bu odaya giremezsiniz. Hanımefendi. Giremezsiniz. İstersen gövdene küçük bir kapı açıp oraya bir göz atayım ha? Ay, kime bakmıştınız? Sarp denen o iti arıyorum. Ay, yoksa Sarp'in kendi ismini verdiği bir hayvanı mı var? Hayvan Sarp'ın ta kendisi. Ay, ben anlayamadım şimdi. Hanımefendi, ya biz sizi anlatamadık galiba. Sarp Bey bugün şirkete gelmedi. Yok burada, yok. Yok. Ay, sizin hayvanınız yoksa muhabbet kuşu falan da uçup bizim şirkete mi geldi? Cavidan Hanım, beden sağlığınız için lütfen susun. Şimdilik Sarp denen o herif elimden kurtulmuş olabilir ama ona küçük bir mesajım var. Hemen tutuluyorum, buyurun. Cemile hapisten çıkmış. Seni görmek için yanıp tutuşuyor diyeyim. Peki efendim, hemen notunuzu aldım, ileteceğim. Gerek yok, ben notumu kendim bırakırım. Bu notu ona iletirsin bacım. Tabii efendim. Allah'ım, ben bu şirkette delirmezsem bir daha asla delirmem. Ne tuhaf kadın ya. Bıçakla not yazıldığı nerede görülmüş? Ay düşünsene. Mektup yazsa bıçak seti kullanmak zorunda kalır. Sarp. Tamam, telefonunu bul. Buraları gösteriyor. Yani buralarda bir yerdesin tamam ama yani tam yerini tarif etmiyor Sarp. Uzatma artık Nurhan. Allah aşkına bul beni. Bak bagajda dura dura kendimi bavul gibi hissediyorum ya. Ya abicim bir şey soracağım sana. Nasıl bir arabaydı, hatırlıyor musun? Ne bileyim ben işte. Basmayı araba işte. Normal insan arabası ya.
Yalnız kendi arabanla karıştırma Nurhan. Senin arabanın bagajına kedi bile sığmaz. Hani benim sığabileceğim bir araba düşün. Öyle normal insan arabası. Hayır, bir sürü benzer araba var. Hayır, bağırsan sahibi seni çıkarırdı. Niye seslenmedin bacanak? Peki ben bagajında bağırsam kadının, kadına nasıl açıklayacağım onun bagajında olduğunu Nurhan? Ya tamam kızma. Tamam kabul ediyorum, tuhaf bir durum. Ama yani şimdi kadına bagajında ne aradığını anlatmıyorsun, bari bana anlat ya. Kim arıyordum? Ya bırak Allah aşkına ne aradığımı, bir an önce beni buradan çıkar ya. Allah Allah. Ya kurtarmasına kurtarayım da başkasının arabasının bagajını nasıl açacağım ya? Sen beni bul, ben sana nasıl açacağını söyleyeceğim, merak etme. Ha, başkasının arabasının bagajını nasıl açacağız onu düşünemedim senin velvelen yüzünden. Bir dakika bekle. Bir dakika dur. Sarp burada mısın? Sarp bu bagajda mısın? Sezer Sarp. Tamam burada değilsin. Tamam bakıyorum, bir dur. Sesimi duyuyor musun? Ya Sayın Yapımcım, bu çocuğun yediği ne kadar ya? Bir file alsan pazardan 15 gün yer bu çocuk, o kadar yani. Tamam, teşekkürler, sağ olun, saygı, zevki. Sağ ol. Gel gel, hadi gel. Ay. Meryem. He. Neredesin bu saate kadar ya? Ben seni bekleyeceğim, ilan vereceğim, seni bekleyeceğim. Sen onu bunu almışsın öyle gereksiz dolaşmalar, bilmem neler. Allah Allah ya, işim gücüm yeni bitirdim, anca bitirdim yani, vesile aldım geldim işte. İyi yaptın valla. Ben de diyorum ki şu mutluluğumuzun göbeğinde şu şiş göbeğin ne işi var diye kendi kendime sorup duruyordum ya. Ya tamam. Bu şey, karavana şoför alınmayacak mıydı? İyi alınacak hayatım ya. Tamam işte, o yüzden ben de Veysel'i kaptım geldim. Memlekette şoförün soyuk tükendi, soyu kurudu da bunu mu getirdi bana ya? Ben hayatta kabul etmem. Dünyada tek şoför bu kalsa ben bunu kabul etmem. Ha, nedenmiş o? Ya enişte, ben köydeyken çıt damperli kamyonet kullanmış adam. Karavan ne ki, serçe parmağımla kullanırım ben karavanı. Git. Seninle hiç işim olmaz oğlum. Bırak damperli kamyonu. Uçak kullansan, tank kullansan karavanımı imanet etmem, karavanımı kullandırtmam sana. Gördün mü abla? Ben ne dedim sana? Daha verme işte. Verme, ben de gideyim el kapılarında çalışayım. Başka yerlerde iş kapısı bulmaya çalışayım. Vallahi ilk defa bu danazorla aynı fikirdeyim. Hayatta iş almam mı? İyi günler. Şükrü, sen nereye gidiyorsun ya? Dün attın, bugün korktun yani. Allah tamam, Allah. Tamam, boş ver gitsin abla, istemiyorum ben. Yok öyle bir şey ya. Ya bu Cingir'in karavanı sürülmeyecek mi? Buna şoför alınmayacak mı? Bir ayrıca Cingir'in %50 hissesi bende. Hele bir senin şoför olarak alması, bak bakalım ben ona ne yapıyorum. Ne demek alınmıyor ya? Ne demek şoför olarak alınmıyor? Buradayım Nurhan, buradayım. Çok şükür buldum seni. Evet. Hadi çıkar beni buradan, hadi. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ben seni nasıl çıkaracağım bu bagajdan? Güzel. Şimdi bir sert bir cisim bulacaksın. Sonra da bagajı kanırtıp açacaksın. Ne diyorsun sen Sarp? Bu resmen araba hırsızlığına girer. Sen biraz daha konuşursan ben mezara gireceğim. Çabuk çıkar beni buradan. Oksijen bitiyor ya. Azalıyor oksijen. Ya atma Sarp. Bagajda hava falan tükenmez. Hem ayrıca kusura bakma. Ben izinsiz kimsenin bagajını kanıtarak falan açamam abicim. Ben ne yapacağım? Bagajda kapalı mı kalacağım? Bilmiyorum. Bir daha söylüyorum. Ben izinsiz kimsenin bagajını açamam. Bu bir suçtur çünkü. Burhan, insanların bagajına gizli girmek de suç. Sahip. Hakikaten sen gizli neden bu bagaja girdin? Nurhan şuradan bir çıkayım. Direkt gırtlağına yapışacağım ya. Beni buradan çıkar diyorum, sen hala muhabbet ediyorsun. Abicim niye anlamıyorsun?
Biri görürse başımız belaya girer ya. Asıl dışarı çıkmazsan başın belaya girecek. Bizi bulduklarında senin beni bu bagaja zorla soktuğunu söyleyeceğim. Vallahi de söyleyeceğim, billahi de söyleyeceğim. Tamam tamam, dur sakin ol. Seni oradan nasıl çıkaracağım onu düşünüyorum ya. Ah! Ay, hayatımda gördüğüm en tuhaf not. Aa, görüyor musun Tim ya? Bu hala burada. Ne yazık ki öyle. Kurtulamadık gitti. Aa, hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Marshmallow'um. Sen demin bizim için ne duydun bilmiyorum ama sen bizi çok yanlış anladın. Biz seni çok severiz. Ay ben de sizi çok severim. Bak sakin ol Emi kızım, sakin ol. Bir delilik yapayım falan deme Emi. Ne gibi bir delilik? Vücudumuzda delik açmak gibi bir delilik Çağrı'dan. Delik açmak mı? Hayır. Ha, bu not. Sarp Bey için. Ay. Sandığımız kadar saf değil galiba. Sarp'ın yaptığı bütün dolapları öğrenmiş. Cavidan bak Sarp'la Saman'ı birbirine karıştırma kızım. İnan bana bizim bu işlerle hiç ilgimiz yok. Aa, ne işi? Sakın itiraf etme değil mi? İtiraf edersen hayatımız boyunca elinden kurtulamayız. Cavidan hadi sakin ol. Hadi koy onu yerine hadi. Ha, bu not. Bu not Sarp Bey için. Sizin için değil. Ha Sarp'ın mı o? Bize değil yani. Değil tabii. Aa, ay bu not da elimde kalmış. Ben bunu gideyim, yerine koyayım. Tabii, tabii. Ay. Ay ne ikram edeyim ben size? Ay son isteğimizi soruyor Tim. Biz sadece nefes almak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz Cavidan. Ay ayakta da kaldınız. Gelin oturun şöyle. Tamam otururuz. Otururuz Cavidan. Kızım, kızım sakın bir delilik yapmayayım. Sakın bir delilik yapma. Hayır evladım, benim oyunculuk abidim. Vitaminli Marlon Brando'm benim. Şimdi bazı starlar set aralarında, karavanlarında böyle bornoz giyerler. Ah sen çok büyük star olacaksın. Rating rekorları kıracaksın. Otursana şöyle. Oh. Şey diye, şu dizi bir rating alsın var ya. Bunun dır gibi olanı var. Yapımcıdan onu isteyeceğim biliyor musun? Dayım ve annem sana çok kızmış. Aman boşver kızarlarsa kızsınlar. Zamanla soğurlar ciğer. Ben dayımı şaşırsın diye düşünmüştüm. Niye almadın baba? Niye mi almadım? Yani iyice çöreklensin buraya diye mi iş alacağım ciğer ya? Hayır onun patronu olmak hoşuna gider diye söylemiştim babacığım. Onun patronu olma. Vay vay vay. Vitaminin Roberto Niro'm benim. Veysel'in patronu olma. Aynen öyle. Vallahi kulağa çok hoş geliyor ya. Veysel'in patronu olma. Sen çok yaşa. Tamam 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 geldim oğlum. Şişt, ne yapayım? Anca buldum Leyli'yi ne yapayım? Açacağım yalnız bir şey söyleyeceğim. Arabaya verdiğimiz zarar kadar para ödeyeceksin. Söz verdin. Unutma tamam mı? Tamam Nurhan. Söz veriyorum. Sen ne kadar istersen o kadar bırakacağım. Yeter ki çıkar beni. Açıyorum. Ha bana bak. Sen de söz verdin. Bu durumdan kimseye bahsetmeyeceksin tamam mı? Ya abartma bacanak. Bunlar herkesin başına gelebilecek ufak aksilikler. Hayır. Benim başıma gelemez. Senin başına gelebilir ama benim başıma gelemez. Ben böyle aksilikleri kaldıramam Nurhan. Söz verdin.
Tamam tamam, söz kimseye bahsetmeyeceğim. Hadi kapatıyorum. Alo. Evet, kulak burun boğaza randevu alacağım. Ha, yağmur var. Tamam, geçti. Nurhan ölüyordum. Tamam. Nurhan geç. Sakın. Geç. Sakın bak, kimseye bahsetmeyeceksin bundan. Arabamı ne yapıyorsunuz? Hırsız! Kaç. Ne yapıyorsunuz arabamı? Arabamı çalıyorlar, hırsız! Hırsız var! Arabamı çalıyorlar da yetişin. Hadi be! Gel be! Zeynep var, vallahi elimde Zeynep var ha! Nurhan koş, bu adamlar bizi yakalarlar. Ya dönerler ya da hapse gireriz. Senin yüzünden, ne benim yüzünden mi? Evet, senin yüzünden. Zamanında beni oradan çıkarsaydın şimdi kurtulmuştuk Nurhan. Bir dakika dur. Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ben mi soktum seni o bagajın içine? Ya Nurhan, hala niye konuşuyorsun sen ya? Adamlar gelecek diyorum, kaç diyorum sana. Bir dakika, biz niye kaçıyoruz? Kaçmayalım abicim, duralım. Durumu anlatalım, diyelim ki abicim diyelim, yanlış anlaşılma var diyelim. Ya adamlar bizi lider mi zannediyorsun? Kaç! Şurada. Sizi çok gergin gördüm. Gergin falan değiliz yani. Biz kalksak artık diyorum Tim. Heh. Evet. Yok. Ay, Sarp şimdi hemen gelecek. Ne güzel oturuyoruz değil mi? Ay, giderseniz üzersiniz beni. Gitmeyin. Oturuyoruz kızım, oturuyoruz. Sakin ol. Oturun. Ay, şimdi aklıma geldi. Benim içeride küçük bir işim var. Onu halledip hemen geliyorum. Tamam kızım, tamam. Sen işini halledebilirsin. Sakın bir yere kaybolmayın. Geliyorum. Bana bak. Ben hemen polisi arıyorum. Sen de Sarp'ı ara. Sakın ha gelmesin buraya. Baksana, delirmiş bu Cavidan ya. Elinde bıçakla dolaşıyor, hepimizi doğrayacak ya. Ay, tamam, ben hemen arıyorum şimdi. Bakayım. Aa, Şevval Aniş kocam. Timuçin babuş kocam, siz de mi buradasınız? Yani ne bileyim, olmaz olsaydık. Esat, senin ne işin var burada? Ya Sarp işkom, çok acil bir işim var dedi. Ben de merak ettim, çıktım geldim. Neymiş o acil şey? Geldi anlat. Sarp'ın kırığı delirdi, bıçak da ofisinde bekliyor diye. Şantiyede bir şey olmuş galiba, bir kaza olmuş. Ya, ay çok üzüldüm. Zaten ben de anlayamamıştım Sarp Şiko niye öyle apar topar çıkıp gitti diye. Biz bir şeyler atıştırmak için dışarı çıkıyoruz. Hadi sen de gel, hep beraber gidelim, Sarp oraya gelir. Hepimiz için en iyisi bu kızım. Olur. Bir dakika. Thank you.
Bu ne bu? Burhan, bu nedir ya? Maraton takımına mı denk geldik, peşimizi bırakmıyorlar? Vallahi bilmiyorum Sarp, ben bittim. Nurhan, Nurhan bence ayrılalım. Ayrılmak yetmez, bence saklanalım. Bu adamların bizim peşimizi bırakacağı falan yok. Ben şu binaya saklanıyorum, tamam mı? Hemşerim. Ne diye böyle? Ver bakayım şunu. Ne iş kardeşim? İki dakika dur ya. İki dakika sabret ya. Ne oluyor yani? Al bakalım. Bakıyor hala. Yürü senin işine. Bir şey yok senin. Hadi yürü. Bakıyor bile ya. Buradan kaçan iki kişi gördün mü? Vallahi iki kişi bilmiyorum ama biri şu binadan içeri girdi. Yürü, bir dakika. İyi, Nurhan onları bir süre idare eder. Ben de bu arada sıvışırım. Bakın bir dakika. Çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Bakın izin verin, izah edeyim. Biz arabaya zarar vermedik. Hatta arkadaşım bagaja para bıraktı. Gidin bakın isterseniz. Vallahi ya. Ya bırakın beni ne olur. Koş Sarp. Koş. Bu bıçağın Sarp Pişko'nun masasında ne işi var? Ha? Ne işi var? Gelince kendisi söyler sana. Ay, meyve falan soyuyordur belki. Yapma canım, bak şeytan falan bileyler böyle. Hadi biz gidiyoruz değil mi? Hep beraber çıkalım hadi. Evet evet, hadi hep beraber çıkalım. Hayır efendim, nereye gidiliyormuş? Siz de Sarp Pişko'nda çok garip davranıyorsunuz. Biri bana burada ne olduğunu açıklar mı hemen? Açıkla ki. Rüyam, Sarp sana sürpriz yapacaktı. İşte bak, seni üzmemek için söyledik bunun sürpriz olduğunu. Sürpriz mi? Evet ya, Sarp sana çok değerli bir hediye alacaktı. Biz de sana işte söylemeyelim dedik, bütün tuhaf hallerimiz de o yüzden yani. Ay inanmıyorum ya. Ben de hepiniz bana yalan söylüyorsunuz sanıyordum. Ay biz seni hiç kandırır mıyız canım? Yani böyle sürpriz belli olmasın diye böyle davranıyoruz biz böyle işte. Şevval Anişkocuğum, siz söylersiniz. Ne sürprize, ne sürprizi. Artık onu da Sarp'ı gördüğün zaman öğrenirsin değil mi yani? Ay o da doğru, o da doğru. O zaman hemen gidip Sarp Pişko'mu bulalım. Ben çok merak ediyorum sürprizi ya. Ay bu tehlikeli şey de elimde kaldı. Bırakayım çantalarımı alayım hemen çıkalım. Ben de çok merak ediyorum o hediyeyi. Ay ne duruyorsunuz? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hemen Sarp'ı ara, hediyeyi ayarlasın. Tamam tamam. Ucuz yırttık vallahi. Ay sen ucuz yırttığımızı zannet. Kim bilir ne masraf, ne masraf. Yürü, yürü, yürü. Öteki manyağa yakalanmadan kaçalım hemen, yürü. Hadi yürü, yürü. Ay, 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 ay. Gir. Beni çağırtmışsın enişte. Hayırdır? Çakacak yeni lafların mı var? Yok oğlum ya. Belki işe almaya düşünüyorum senin. Junior'un karavanını kullanabilir misin? Kullanırım tabii. Niye kullanmıyormuşum ki? Bu filmlerin çekildiği yerde kullanacağım değil mi? Artistlerim olduğu. Tabii belki bir danazor rolü olur.
oynarsın. Kim bilir? Niye öyle diyorsun enişte? Yani beni koy da bir kilometre öteden şöyle hafif şey yaptığım zaman profilden burnumu Sylvester Stallone'ye benzetiyorlardı. Sylvester Stallone'ye benziyor öyle mi? Eğer sen Sylvester Stallone'ysen ben de Angelina Jolie'yim oğlum. Niye öyle diyorsun ki enişte? Başını hatırlıyor musun? Rocky Burba. Adrian! 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 Nasıl aynısı diye mi? Demek danazorlar böyle hökürüyor. Neyse kısa kes. Şu anda iş görüşmesindeyiz. Tamam eniştem. Enişte yok. Şükrü Bey diyeceksin. Mesai saati içinde enişte yok. Mesai saatinden sonra enişten olabilirim. Peki Şükrü Bey. Ayağa oturma. Şu telefona bir bakayım sonra seninle ilgileneceğim. Tamam enişte. Enişte yok oğlum ya. Şükrü Bey diyeceksin. Tübe. Alo Mümbit. Bana bak Vagıf, geldi mi evraklar? E tamam, sen onları benim masamın üstüne koy, ben bu aralar geleceğim zaten, imzalarım onları. Tamam, oldu tamam, hadi görüşürüz, hadi. Gidecektin şimdi oraya kadar, ne gerek var canım, o koyar. Dursun orada ya, hallederiz. Uy! Ulan Nurhan, ne oldu sana? Hayatım, sana ne oldu? Ay pozitif olayım diyorum ama manzara hiç değil yani. Sana bunu kim yaptı? Yok yok. Yok bir şey yok. Nasıl bir şey yok la? Karaya vurmuş taka gibisin ya. Ya babacığım, şimdi böyle bir anlaşmazlığın ortasında kaldım. Ama hallettik sorunu ya, bir şey yok. Ay çok geçmiş olsun Nurhan'cığım. Sağ ol anne. Şey, Sarp nerede? Bir dakika, bir dakika. Sarp mı? Yoksa bu durumun Sarp'la bir alakası mı var? Yok, yok yok. Yani öylesine sordum, onun bir alakası yok. Neyse. Ya müsaadenizle ben bir odaya çıkayım. Şu üstümü başımı bir değiştireyim, bir konuşuruz sonra, olur mu? Ben de sana yardım edeyim. Gel hayatım. Hı. Gel. Allah Allah ya. Bu uşak gene ne etti de başını belaya soktu böyle ya? Vallahi utandırmamak için daha fazla sormadım Kemal'im. İşte ne yapacağız? Biz de akışına bırakacağız yani. Allah Allah. İngilizce seviyen nedir? İngilizce mi? Şükrü Bey, karavan şoförlüğüyle İngilizcenin ne alakası var efendim? Oğlum, Junior yarın öbür gün dünya starı olduğunda, ecnebi memleketlere gittiğinde kuş diliyle mi anlaşacaksın insanlarla? Hmm. İngilizce seviyem... What can I do? Sometimes. Everything can happen in caravan. İngilizce level'ın dönerci level'ı. Sormama gerek yok ama eğitim durumu iyi olur terk değil mi? Yapmayın lütfen Şükrü Bey. Ne ilkokul terki? Koskoca ortaokul terkim ben ya. Ortaokul terkmiş. Şuna bak. Nasıl birbirlenerek söylüyor. Ortaokul terk. Sanırsın üniversitede kürsüsü var. İyi. 2 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 2 yıl sonra kendimi işte burada görüyorum. Yani ne bileyim ben Şükrü Bey, müneccim miyim affedersiniz? Fizyonla mevcut. Peki beni ikna et. Ben seni işe niye alayım? Beni niye işe alın? Ben... Ya bunlar nasıl sorular acaba? Affedersiniz de siz karavana şoför mü alıyorsunuz? NASA'ya astronot mu alıyorsunuz? Peki hobilerin nedir? Hobilerim, hobim, okey sayılıyor mu? Gözler soru işareti. Surat aptal aptal baktığına göre hobi mobi yok değil mi? Ben işte ne yapıyorum ya? Bak,
Tamam enişte değil Şükrü Bey, ne yapıyorsunuz? Lan kendine gel adam, ne vurup duruyor bak. Ana ya niye diyorsun? Başlar içinde sen geçikinde sakata. Stres testinden de kaldım biliyor musun? Stres testi mi? Oğlum bu İstanbul trafiğinde yola çıkacak adamın çelik gibi sinirleri olması lazım. Daha üç tokatta delirdin be. Öyle mi enişte? Biz trafikte manyak gibi inip arabadan birbirimizi mi tokatlayacağız? Hanım sen İstanbul trafiğini bilmiyor musun ha? İstanbul trafiğine giren adam o trafikten çıkmak için 10 tokata razı olur biliyor musun? Hey yavrum hey. Neyse çık. Sana sonra sonucu bildiririm. İşe alındın mı? Oğlum telefonla bildiririm dedim. Çık git. Hadi git. Ne saçma sapan iş yapıyorsun? Ne diyorsun, buraya gelmeyecek sabahtan beri belki tokat yok. Ne kadar canım acıdı biliyor musun? Söyleyeceğim ablama. Her şeyi söyleyeceğim. Abla. Ablama. Ablama. Ben bunu daha önce niye düşünmedim ya? Vallahi ben bunu işe alırsam çok gülerim, çok eğlenirim ya. Bak Biricik, Sarp Şikon bana küçük ve güzel bir sürpriz yapmış. Ama duydum ki bugün Nurhan da sana kötü bir sürpriz yapmış ha? Evet, öyle oldu canım. Nurhancığım, bayağı bir hırpalamışlar seni. Nasıl oldu canım? Aksilik işte. Herkesin başına gelebilecek ufak bir aksilik işte. Neyse. Şey, Sarp nerede? Duyduğuma göre bugün saklanmaç oynamışsınız. Ay sorma ya. Şapşık o şapşık. Meğer sen bana sürpriz yapma peşindeymiş. Ya. Neyse, gelince konuşuruz. Nurhan Bey, polis geldi, sizi soruyor. Polis mi? Polis mi? Ne istiyormuş Meryem Hanım? Vallahi bilmiyorum Nurhan Bey. İsterseniz siz gelin bir konuşun yani. Ha bir dakika, tamam. Herhalde bugün olan o tatsızlık vardı ya, onun için geldiler herhalde. Evladım ben de geleyim mi seninle? Ay yok yok babacığım, siz zahmet etmeyin. Müsaadenizle ben bir konuşayım da geliyorum. Tamam. Polis diyor Kemal'im, neler oluyor? Ya ne bileyim Serpil ya. Zaten ha bu evde kazasız belasız bir hafta geçse dişimi kıracağım. Yok babişkocuğum, yanlışın var. Çünkü biz bu evde bir hafta bir şey olmadan yaşadık. Nurhan bir haftalığını iş için şehir dışına çıkmıştı ve başımıza hiçbir şey gelmemişti. Rüyam susar mısın? Ya, ne oldu acaba ya? Ne olacak? Herkesin başına gelebilecek küçük bir aksilik olmuştur. Vitaminli canı dipim benim. Vallahi şu dayını bileydim daha önce işe alırdım biliyor musun? Anana bak, bize nasıl sofra hazırladı ya. Vallahi bileydim daha önce işe alırdım ben bunu. Ha, bir şey mi dedin baba? Oğlum, sen niye daldın yavrum ya? Nurhan abi bir önce sordu, kafam ona takıldı. Aman diyeyim, bana söyle. Senin beynin yorulmasın, benim beynim yorulsun. Neymiş bu bilmece? Yunanistan ile Bulgaristan'ın ortasında ne var? Ya İstanbul'a, Bulgaristan'ın ortasında ne var? Sınır vardır. Yok, sınır değil. Ya sana bakarsana sınır. Meriç Nehri vardır. Meriç Nehri de değil babacığım. Ya bu bilmece işi ne kadar zormuş ya. Bir dakika baba, ben geliyorum. Geliyorum ben. Tabii, sanki bir yere kaçacağım ya. Bütün gün şu haritaya bakıp durdum babacığım. Vay. Bulgaristan'la Bulgaristan arasında. Vahim. Yunanistan, Bulgaristan. Ortasında ne var? Rıdıp dağları var. Allah Allah. Yok ya, bu soruda çakalca bir şey var. Ben şu profesöre çakallığımı bir gösterip ben bu bilmeceyi çizerim. Yunanistan. Vallahi buldum. Buldun mu?
Yunanistan'la Bulgaristan ortasında İstanbul var. İstanbul'un ne alakası var baba? İstanbul neresi, orası neresi? Bak oğlum şimdi şöyle. Şimdi bak Yunanistan, tamam mı? Evet. Yunanistan böyle yazılıyor. Bulgaristan'da böyle. Onları yan yana koy. Yunanistan başta olacak yalnız, tamam mı? Yunanistan'ın sonu neyle bitiyor? İstan'la. Bulgaristan'ın başı neyle? Bul'la. Ne yaptı? İstanbul. Lan zekaya bak oğlum ya. Aferin oğlum. Nasıl çözdük ama? Bende de iyi zeka var abi, biliyor musun? Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bu zekayla... Ne bileyim hani senin gibi böyle bir kolej molej okuyaydım, star olaydım. Ben hayat okuluna gittim oğlum, başka bir şey yapamadım ki. Ben gideyim de Nurhan abiye söyleyeyim cevabı. Söyle bağırım, söyle. Hadi bay bay baba. Gidin mi oğlum? Afiyet olsun. Her zaman bekleriz. Allah Allah. Görüyor musun ya? Vallahi şu bilmece bulmaca işi zartta da olaydı. O da ilgileneydi. Ne yollardım ona. Vallahi ne yollardım. Hayatım ne oldu? Ne diyorlar? Bir dakika, bir dakika. Şey, sakin ol aşkım. Evladım nasıl sakin ol diyorsun ya? Polis gelmişti. Evet, polis askerlik şubesine gitmem gerekiyormuş. Onunla ilgili bir evrak getirdi ama. Askerlik şubesi mi? Sen askerliğini yapmadın mı evladım? Ay, asker kaçağı falan mısın Nurhoysa? Tabii, bedelliği ödeyemedin. Ya hayatım, bana niye söylemiyorsun ben ödeyeyim bedelini? Cart diye kartımla tek seferde çekivereyim, rahatlatayım seni. Ya Rüyam, abartma lütfen ya. Allah Allah, ben askerliğimi yaptım. E peki, o zaman neden çağırıyorlar hayatım? Bilmiyorum. Ben gidip göreceğim. Ha, polis de bir şey bilmiyor. Yani onlara da askerlik şubesine gitmem yönünde bir evrak gelmiş. Yani ben de gidip görüp anlayacağım yani ne olduğunu. Ya tamam, o şeydir ya. Sefer görev emridir o. Sefer görev emri mi? Nasıl ya? Ordumuz sefere mi çıkıyor? Ay inşallah güneye böyle sıcak yerlere doğru sefere çıkar. Çünkü ben soğuk havadan hiç hoşlanmıyorum, biliyorsunuz yani. Evladım ne ordusu ne seferi, Allah Allah. Sefer görev emri öyle bir şey değil. Nasıl bir şey peki anne? Ay, yani ben de tam bilmiyorum da yani sefer görev emri o değil. Değil mi Kemal'i? Evet, evet. Şimdi 40 yaşına kadar yani ihtiyaç duyulması halinde savaş durumunda nerede görev alacağını gösteren emirdir yani o. Evet ya, evet çok doğru. Bu sefer görev emri kesin. Çünkü ben askerliğimi komando olarak yapmıştım. Çok kıymetli bir eğitim aldım. Burada bu sefer görev emriyle ilgili bir evrak herhalde. Ya bir de bir şey değil diyorsun anneşkucum ya. Babişkom savaştan bahsediyor. Benim derhal AVM'ye falan gidip makarnaları stoklamam lazım. Hayatım peki bunun önemli bir şey olmadığına emin misin? Evet bir tanem, yani başka ne olabilir ki? Ya tamam sakin olun. Bu şey ikametgahı değişti ya, ondandır. Neyse. Müsaadenizle ben bir gidip öğreneyim bakayım bu neymiş. Bir dakika, bir dakika, ben de geliyorum. Yok hayatım, senin gelmene gerek yok. Teşekkür ederim. Ya kızım gerek yok ya, niye gideceksin? Oğlan bir gidip görünüp gelecek ya. Hadi bakalım müsaadenizle. Otur yerine, otur yerine, korkacak bir şey yok kızım ya. Şimdi benim aklım kalır. Yok bir şey, bir şey yok, görünüp gelecek ya. Dur, yarım saat sonra ararım. Askerliğini yapmış, olmuş, bitmiş artık ne? Geç. Hiç belli olmuyor ki işte. Başak Hanım nasılsınız? Aa sen misin Veysel? Evet. Benim Başak Hanım. Ben ve benim... karavanım. Senin mi? Çok güzelmiş. Benim tabi. Düşündüğümde artık eniştemlere daha fazla yük olmak istemiyorum, biliyor musunuz? Sonuçta ben erişkin bir insan. Ve kendi ayaklarım üstünde durabilirim diye düşünüyorum. Ve bu karavan benim asi ruhumu, içimdeki o çocuğu ortaya çıkarıyor. Hem evimi de tosbağa gibi sırtımda taşıyorum. Vallahi süpermiş.
Süper tabi. Başak Hanım, arzu ederseniz sizi gideceğiniz yere kadar bu naçizane karavanımla bırakayım efendim. Tabii, neden olmasın? Gerçekten. Hem evimin içini de bir görmüş olursunuz, misafirim olursunuz. Artık bana bir kahve ikram edersin. Kahve mi? Başak Hanım, ben size havuçlu tarçınlı bir kek ikram etmeyi daha yeğlerdim. Sonuçta ben de artık bu karavanla bir ıssız adamım. İnanmayacaksın belki ama hep bir karavanda yaşamayı düşünmüşümdür. Ciddi misiniz? Evet, en büyük hayalim bir karavanla dünyayı dolaşmak. Ama sizin dilleriniz nedir? Başak Hanım ya, tüm hayaller nasıl bu kadar aynı olabilir ki ama yani... Buyurun o zaman Başak Hanım karavanımıza. Aman 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 kim... Aman kimler ki? Buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederleriniz çok olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Sayende hayallerim gerçek olacak. Benim de. Dayı, bu plan hayaline de gidemez. Niye kına? Çünkü Başak ablanın kendi arabası var. Ya. Doğru diyorsun Cüngür yeğenim. Ama sonuçta arabada insan icadı bir şey yani, bozulabilir. Ayrıca bu taraftan ev sayılır. İkinizin burada olması pek doğru değil. Ayıp olur. Onu doğru dedin yeğenim. Çünkü henüz bizim Başak'la aramızda yüzüktü, nişandı. Efendime söyleyeyim, söz gibi herhangi bir şey olmadığından dolayı yakışı kalmaz, namahrem. Ama ne yalan söyleyeyim, hayali bile çok güzeldi yeğenim. Ne de olsa hayalinin kadını değil mi dayı? O kadar güzel ki Cüngür. Onu gördüğüm zaman sanki bir tane daha güneş doğuyor. Böyle içimi ısıtıyor. Sıcacık. Dayı, sen fena aşık olmuşsun valla. He. Ama bir tane deme, sabahtan beri burada püsküvit dursun. Dayı aç mısın, açıkta mısın, acıktın mı diye sorma ama bir dayına. Dayıcığım, hepsi senin olsun ya. Sağ ol yeğenim, sağ ol. Hafif içim kıyıldıydı. Başka bir şey ister miydiniz? Yok kızım, yok. Sağ ol. Tamam, afiyet olsun. Merhabalar. Ne yaptın evladım? Aldın mı sefer görev emrini? Sefer görev emri değilmiş babacığım. Neymiş yani, yanlışlık olmuş, yoklama mı göndermişler? Hayır. Beni askere çağırıyorlar. Askere mi çağırıyorlar? Yok artık ya. Evet. Ben asker kaçağı görünüyormuşum. İyi de hayatım, sen askerliğimi yaptım demedin mi? Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyormuş işte. Bizi kandırabilirsin Nurhan Efendi ama foyal ortaya çıktı. Ne yalanı rüyam ya, sen ne diyorsun, ben askerliğimi yaptım. Fotoğraflarım var ya. Aman, fotoğraf neymiş ya? Photoshop diye bir şey var herhalde. Şak diye yapıştırmışsındır, olmuştur, bitmiştir yani. Ya ne alakası var? Rüyam, yapma Allah aşkına. Ben yalan söyler miyim? Ben askerliğimi yaptım. Yavrum, sakin ol, sen bakma ona. Peki sen demedin mi? Ben askerliğimi yaptım diye söylemedin mi? Söyledim anneciğim. Onlar da kayıtlarda yapmamış görünüyorsunuz dediler. Anlamadım ki. Hayda. Hayatım, peki ne olacak? Yani tekrar birliğime gidip herhalde tezkeremi almam lazım. Evladım, ya orada da dosya yoksa? O zaman tekrar askerlik yapacaksın dediler. Ay bak, görüyor musunuz? Bedellini zamanı da kaçırdın. Hoş, gerçi kaçırmasa ne olacak? Zaten o kadar paran da yoktur da senin. Bizden hayatta istemezdin o gurur meselesi yüzünden. Yani kusura bakma Nurhan'cığım, her halükarda... Askere gidiyorsun. Hayatım, şimdi sen baya askere mi gidiyorsun? Allah aşkım, öyle görünüyor. Ay, yok canım, yanlışlık mı? Anlaşılacak. Ya anlaşılmazsa ne olacak? Ya anlaşılmazsa... Vatan borcu bu.
Seve seve tekrar yaparım. Ya bu uşağı niye severim biliyor musun Serpil? Bak aynı benim gibi. Ben daha şimdi istesinler seve seve gider askerliğimi yaparım yani. Vatan borcu en büyük borç ya. Tamam yok bir şey sakin ol. Askere gidecek misin? Ya bir tanem dur daha bir şey belli değil. Sakin ol. Peki bir yanlış anlaşılma bir şey vardır bakarız. İnşallah o, inşallah. Tamam bir tanem. Şükrü ya. Hoş geldin Bahçen gibi insan. Bu nedir ya? Sen iş yerinde uyuyor musun? Hoş geldiniz efendim. Bırak şimdi o şerleri. Neymiş o telefonda bana söyleyemeyeceğin kadar önemli şey? Yalnız baştan söyleyeyim, önlemimi aldım Şükrü. İşte. Yine bana eften püften haberler verirsen, işte o zaman diline acı biber süreceğim. Öyle uydurma haberler verirsen seni gözyaşlarına boğarım fıs diye. Ama bu söylediklerinden biraz sonra utanacağım. Yüzüm kızaracak biliyor musun sen? Hadi ya. Baksana Nurhan'dan 12 ay boyunca kurtulacağını desen bahane dersin. Vallahi ne diyeyim Şükrü. Allah de... Ciddi misin ya? Haberin detayları 3. safhada. 3. safhada mı? Ya ne diyorsun Şükrü ya? 3. safha nedir ya? Onun doğrusu 3. sayfada olacak. Yine yanlış söyledin. Yanlış mı hiç söylemedim. 1. safha haberin başlığını veriyorum. 2. safha çıkartıyorsun, başlığı veriyorsun. Ben onu cebellez ediyorum. 3. safha haberin detaylarını veriyorum. Gördün mü? Anladım Şükrü, anladım, anladım. Sakın, sakın o vampir dişlerini gösterme Şükrü. Al bakalım Şükrü. Neden 12 ay Nurhan'dan kurtuluyorum onu söyle bana. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bunda bir terslik var. Neden 10 ay değil, 20 ay değil de 12 ay? Yine beni mi kandırmaya çalışıyorsun sen Şükrü? Vallahi seni gaza boğarım bak. Bak Sarp, bırak şu parayı. Kopmasın. Eğer koparsa elinden kimse alamaz seni. Bak şu para kopacağına korku kopsun. Verdim sana şu. Bu sana bağlı Şükrü. Neden 12 ay olduğunu söylemeden olmaz. Askerlik 12 ayda mı gitti? Askerlik mi? Baksana Nurhan asker kaçağıymış. Askere gidiyormuş. Nurhan asker kaçağı mıymış? Yok artık. Vallahi çakı gibi asker oldu uşak ya. Teşekkür ederim abicim. Vallahi Nurhan üstüne cuk diye oturdu ha. Çünkü ölçülerine göre aldım. Orada dedirtecek halim yok da herhalde. Rüyamın eniştesi üstünden dökülen üniformalarla dolaşıyor diye. Yavrucuğum üzme kendini. Allah aşkına bak sayılı gün hemen geçer. Aşkım. Bir tanem. Ya bir tanem ne olur annem doğru söylüyor. Yapma Allah aşkına ya. Ya ben ne senin ne de oğlumun başını yere eğdirmem. Asanlar gibi gider gelirim ya. Ne olur yapma. Ne olur üzülme bak yalvarıyorum sana. Kızım vatan borcu kutsal bir vazifedir yani. Bununla gurur duyman lazım. Bak Nurhan çakı gibi asker oldu ya. Asker dikkat.
Nurhan Süleymanoğlu, İstanbul, emret komutanım. Aferin lan. Rüyam, tamam almışsın, teşekkür ederiz. Nurhan da üşenmemiş giymiş ama artık çıkarabilir mi? Aa, bir dakika, selfie çekmeden olmaz, çıkartamaz tabii. Selfie çekmeden tabii ki çıkartamaz. Yani aslında iyi fikir, biliyor musun? Bir daha ne zaman göreceğiz Nurhancığımı asker kıyafetinde? Değil mi yani? He? Nurhan, bıyıklar ne? Askere bıyıkla mı gideceksin? Git kes gel bıyıklarını hadi. Vallahi yok artık Rüyam ya. Nasıl yok artık ya? Birliğe gidince kesmeyecekler mi bıyıklarını? Sahiden kesecekler mi? Hayatım, ben seni bıyıksız düşünemiyorum. Ya bir tanem, ben de düşünemiyorum ama ya bir şey söyleyeceğim. Ya ne olur ya, bu kadar abartmayalım. Ben zaten askerliğimi yaptım. Yani ortada bir yanlışlık var, bir hata var. Ben onu düzeltip geleceğim. Merak etmeyin ya. Bıyık ve ben inşallah yanınızda olacağım ya. Ne bileyim ben, işte seni böyle asker kıyafetiyle görünce bir fena oldu. Sakin, merak etmeyin. Ya ben bir gün içerisinde dönerim ya. Hadi bakalım, ben çekeyim de artık şu fotoğrafı. Yaklaşın. Kemal'im, hani pozitif olayım diyorum ama ya bu askerlik meselesi düzelmez de 24 ay askere giderse? Vallahi Nurhan söz konusu oldu değil mi? Pozitif olmak biraz zor sevgili. Dua edelim da başına bir iş gelmez. Ya yok, böyle istediğim açıyı yakalayamıyorum. Ya Nurhan gel bakayım. Ay, dur. Ay, evladım düşeceksin orada. Ama anneciğim, önemli bir fotoğraf bu, askere gidiyor eniştem. Ha. Tamam. Biricik biraz açıl ya, üniformasını göremiyorum. Açıl, 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 açıl. Ha, asker selam çak. Allah Allah. Çak, 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 çak. İşte bu, asker enişte. En büyük asker, bizim asker. Ya Şükrü, gerçek mi bu söylediklerin? Sarpcığım, sen benim en iyi müşterimsin ya. Bir daha ben senin gibi üzümlü keki nerede bulurum? Ben sana emin olmadığım bir haberi vermeyeyim Allah aşkına. Vallahi doğru söylüyorsun Şükrü. Yani eften püften haberler veriyorsun ama asla yalan haber vermiyorsun. Hadi gene iyisin vallahi. 12 ay rahatsın biliyor musun? Be. Şükrü. Hayır, keşke bir zaman makinesi olsaydı. O zaman böyle 18 ay, 24 ay askerlik yapılan dönemlere giderdik. Nurhan'a o zaman da askerlik yaptırırdık. Neyse neyse. Burada Şükür. Vallahi çok iyi olurdu. Misal ben 20 ay yaptım. Ne diyorsun Şükür? 20 ay ya. Bırak Şükür. Bana ne senin askerliğinden, 20 ayından? Bak eğer bir yalan haberse ya da uydurma haberse elimden çekeceğim var Şükür. Ama bu söylediklerine çok pişman olacaksın, çok üzüleceksin. Haberin kaynağı kanlı canlı geliyor vallahi. Bak. Doğru olduğunu gözlerinizle görün, görün bakın. Nurhan! Heh. Nurhan nereye Nurhan? Ya askerlik şubesinden aldığım evrakları arabaya bırakmıştım da o evrakları almaya geldim. Baktın mı? Gördün mü? İnanmıyorum Şükrü. İnanamıyorum, bu bir rüya olmalı. Biri beni tokatlasın ya. Memnuniyetle. Ne yapıyorsun Şükrü? Delirdin mi sen ya? Niye vuruyorsun bana? Birisi beni tokatlasın dedim, birisi burada benim. Ya lafın gelişi söyledim onu. Ya lafın gelişi, yani tokadın gidişine denk geliyor. Lütfen bir daha benim yanımda böyle laflar deme. Refleksten hemen vuruyorum. Ya Nurhan. Heh. Nurhan, ben nereye derken yani askere mi gidiyorsun sen hakikaten? Evet. Yarın kısmetse bu saatlerde birliğime teslim olmuş olacağım. Ya biz içeride konuşuyoruz, sen gelmiyor musun? Ha yok yok. Ben arabada telefonumu unutmuşum. Ona alayım da gelirim ben. Tamam, oldu. Görüşürüz o zaman. Nurhan Süleymanoğlu, İstanbul, emret komutanım. En büyük asker, bizim asker. En büyük asker, bizim asker. Göreyim değil mi? Bir daha benim haberlerime yalan falan deme. Eğer bir daha benim haberime inanmazsan sana bugünü hatırlatırım. Vay be! Eğer gözlerimle görmeseydim çoktan biber gazını yemiştin Şükrü. Düşünsene, Nurhan'dan 12 ay kurtuluyorum. On iki ay. Sen de oynasana Şükrü. Para yapıştırırsan oynarım.
Ya sen oyna, ben sana para yapıştırırım. Ayılar hamamda nasıl bayılır göster, ben sana para yapıştırırım. Sarpışkom hayırdır? Çok mutlu görünüyorsun hayatım. Güzel bir şey mi oldu, ağzın kulaklarında tango yapıyor da? Yok ya, yani öyle olağanüstü bir durum yok. Yani ben ne bileyim, sen yanımdasın. Ailem yanımda. E sağlığımız da yerinde. Mutlu olmamak için bir neden yok yani. Ya bu uşağı niye severim biliyor musun? Aynı benim gibi bak, şükretmesini bile gördün mü? Sağlık bile şükretmek için yeterli ya. Öyle Kemal'im, öyle de. Benim aklım Nurhan'cığımda. Ha, inşallah bir aksilik olmaz. İnşallah. Hakikaten nerede o ya? Bir an gördüm, şimdi yok. Yukarıda bavullarını hazırlıyorlar hayatım. Ha. Ya ne zaman gidecekmiş? Akşam uçağıyla. O kadar çabuk mu ya öyle apar topar? İşte kaçak olunca böyle oluyor evladım. Güzel güzel, çok güzel. Güzel mi? Yani güzel dediğim anneciğim, yani bir an önce gitsin de şu bitirsin işlerini ya. Tabii. Heh. Ay babiş koçum. İnşallah gittiğinde orada yanlışlıkla savaş falan çıkartmaz ha. Ya kızım ağzını hayra aç ya. Yani rüyam haklı baba. Sonuçta Nurhan bu. Yanlışlıkla bir füzenin düğmesine falan basar, uluslararası kriz ya. Aa, hayır dile komşuda, hayır gelsin başına evladım. Bak 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 bak. Almanlar! Saklanacağız! Yes sir, yes! Her şey olabilir yani. Yemişti. Ben askerliği Kütahya'da havacı olarak yaptım, biliyor musun? Havacı. Havacı var yani. Ya niye havacı olsun ya? Ben babalar gibi 15 ay askerlik yaptım ya. 15 ay. Ay canım benim ya, hatırlıyorum be. Ay sen yemin töreninde gelmiştim. Ay nasıl böyle göğsüm kabarmıştı. Gurur duydum la seninle. Ablam. Aman göğsü niye kabarıyor ki? Ne oldu yani? Adam F-16 Phantom mu kullandı? Ne bileyim, rap rap rap. Ne bileyim işte, kartal pençesi yürüyüşü yapmıştır, yapmamıştır da bile. Uçak muçak uçurmadık ama sonuçta havacıydık enişte. Oğlum cepheye havacılar hemşehrilerden sonra gelirler, biliyor musun sen bunu? Öyle mi enişte? Öyle mi? Sen nasıl yaptın askerliğini acaba? Gandalf liderliğinde Hobbit taburunda mı yaptın enişte? Ben askerliği general olarak yaptım oğlum. Atma enişte, din kardeşiyiz. Ciddi söylüyorum. Benim general üniformalı fotoğraflarım var oğlum. Ya hadi benden korkmuyorsun adam. Yukarıda Allah var. Atma, atma o kadar. Oğlum işte bir hataya gideriz, albümü açarız. Benim general üniformalı fotoğraflarımı sana gösteririm. Ya kardeşim var ya, senin bu enişten generalin bostosu olarak yaptı askerliğini. Ha bu adamın bir tane yedek kıyafeti mi ne varmış, onu giymiş, fotoğraf çektirmiş. O nasıl köyde herkesi generalim ben diye hava atıp duruyordu ya. İşte esas havacı var senmişsin ya, nasıl olacakmış? Havacı Hobbit. Oğlum sen Meryem'e bakma. Komutan benden bir korkardı Veysel. Bir korkardı, nasıl dursardı biliyorum, anlatamam sana. Bana abi derdi. Hiç unutmam, bir gün çok sinirliyim. Bostarla böyle kapıya bir vurmuşum içeriye, bir girmişim arkadaş. O zaman da böyle ızbandot gibiyim. Şükrü, canım bak istersen ufak at, civcivlerin karnı acıkmış. Onlar da birazcık karnını doyursun he? Vallahi onu bunu bilmem. Ben bir fiil 20 ay askerlik yaptım. Oğlum o kadar uzun sürdü. O kadar uzun sürdü neyse. Askerlik bitti. Koya gittim. Allah Allah. Koya bakıyorum. Ulan koyun çeşmesi başka yerde. Camiye bakıyorum. Yok. Allah Allah. Sokağa.
Ben arkadaş, ben başka koya gitmişim, unutmuşum da o kadar uzun sürdü yani, düşün. Şükrücüğüm, canım bak, sen askerliğinin birinci ayında hemoroidden ameliyat oldun. Ondan sonra bunlar da seni hava değişimi diye köye yolladılar. Kalan 17 ayında evde yatarak geçirdin, ne diyorsun ya? Enişte ne yapıyorsun? Sabah beri bir dene çekirdeği almışsın, dişinin arasında oyuncak gibi oynuyorsun ya. Yesene şunu. Kilo almayın diye yemiyorum. Rahat rahat oturun haydi oturun. gidiş. Ben zamanında 24 ay askerlik yaptım ya. Babacığın jandarma olarak yapmış askerliğini. Bütün bir kasaba benden sorulurdu. Sen jandarma olarak mı yaptın askerliğini babişkocuğum? Yok kızım, ben jandarma karakol komutanıydım. Böyle ben içeri girdim mi böyle dikkat çakılırdı biraz önceki gibi. Keşke genelkurmay başkanı olarak yapsaydın. Sana bu yakışırdı çünkü. Vallahi bence Rüyam haklı babacığım. Yani onca holdingi yöneten bir insan koca orduyu rahat rahat yönetir. O ne? Olur mu evladım öyle şey ya? Ben asteğmen olarak yaptım askerliğimi. Yedi günlere. Vay be. Hiç unutmayırım. Bir gün köyde bir kız kaçırmışlar. Babası geldi karakola. Kemal'im çok rica ediyorum, yine başlama. Ay bu erkek milletine askerlik de sabaha kadar susmazlar. Bizimki hiç olmazsa gevezeliğimiz askerlikle ilgili. Siz kadınlar her konuda gevezelik ediyorsunuz yani. Hadi canım. Sarpışkom. Aşkım sen niye bana hiç askerlik anını anlatmıyorsun? Askerlik anımı mı? Evet aşkım. Yoksa askerlik yapmadın mı? Yok hayatım tabii. Yani yaptım da ben şimdi askerlik anısı deyince ya bir de annen sıkılıyor hayatım ya. Ya hayır aşkım, ben sıkılmıyorum, lütfen dinlemek istiyorum, anlatır mısın? Tamam. Şimdi şöyle. Ya bir gün askerlik şubesinden içeri girdim. Gördün mü Serpil Hanım? Uşak askerlik alınanla şubeden başladı. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutuldunuz. Babişkocuğum bir dakika lütfen. Anlatır mısın aşkım? Neyse. Askerlik şubesinden içeri girdim ama böyle bir tuhaflık var. Böyle bir hareketlilik. Oradan oraya askerler koşturuyor. Oradan öbür tarafa gidiyorlar. Oraya çıkıyorlar. Oraya iniyorlar falan. Ya dedim, Allah Allah, ne oluyor yani? Bir olağanüstü bir şey mi oldu filan? Ama dedim ben sağ. Ah biz de dediler sizi bekliyorduk. Biz sizi bekliyorduk. Hemen dediler derhal derhal hiç vakit kaybetmeden ikinci kata çık. İyi dedim. Pat 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 koşarak ikinci kata çıktım filan. Nefes nefese geldim içeri. Buyurun filan. Ben o arada hemen cebimden banka dekontunu çıkardım, verdim. Askerliğim bitti, çıktım. Ha. Nasıl ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Askerliğini yapmış işte yavrum da. Bedelli olarak yapmış. Yani banka dekontunu vermiş, tezkeresini almış. Yani senin Sarpçuk'un askerliği Mehmetçik olarak değil, Mehmet Bey olarak yapmış. Ah Mehmetçik geliyor. Evet. Hadi bakalım ben müsaadenizle artık yavaş yavaş gideyim. Bırakalım seni Nurhan. Yok canım, hiç zahmet etmeyin, ben kendim giderim. Tabii canım, uşak ilk defa mı askere gidiyor ya? Ya Nurhan, hakikaten bak kendine çok iyi bak. Dikkatli ol. Yani ne önde ol, ne arkada ol. Ortada ol, iyidir yani. Ya Sarp, lütfen abartma ya. Allah Allah, ya göz açıp kapayana kadar dönmüş olacağım zaten. Bu arada Nurhan, sen üniformalarını niye çıkarttın? O kadar uğraştım, aldım yani ben sana onları giyiş kışkır diye. Hayatım, o kıyafetleri sadece birlikteyken giyiyorlar. Çarşıya sivil halde çıkıyorlar.
E o zaman söyleseydin ya, sana şöyle güzel güzel sivil kıyafetler alayım. Burhan. Burhan güle güle. Seni çok özleyeceğim kardeşim. Tamam, tamam. Lütfen rica ediyorum ya. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi aşkım. Hadi güle güle. Serpil. Hı. Ha bu Sarp uşağını niye severim biliyor musun? Niye Kemal'im? Aynı bir anam gibi bak. Gördün mü? Bacanağını kardeşi gibi seviyor ya. Uşak gidiyor diye nasıl üzüldü ya. Naber Sarp, hoş geldin. Hoş bulduk Nurhan. Nurhan. Efendim Sarp. Sen niye buradasın? Niye mi buradayım? Ben en son hatırladığıma göre burada oturuyorum Sarp. Ana. Ana. Askerden mi kaçtın ikinci gününde Nurhan? Ne yaptın sen? Yahu deli misin sen? Askerliğini yakacaksın. Bana bak, saklan. Saklan, kimse görmesin. Vallahi şikayet ederler, yanarsın. Ya ederlerse etsinler, sakin ol ya. Etsinler mi? Ya ne diyorsun Nurhan? Askerliğin iki katına çıkacak. Gerçi hiç fena olmaz ha. Sarp, Sarpcığım. Ha. Ben tezkeremi aldım. Aldın mı? Aa, bedelli mi yaptın? Sarpcığım, ben askerliğimi 6 ay yaptım. Eyvah. Vallahi kafa gitti. Kayış yandı. Ya daha 2 gün önce gittin. Ne 6 ayı? Ya Sarpçığım bir dakika şimdi bak. Kayıtlarda bir aksilik olmuş, tamam mı? Şubede dosyam yokmuş. Gittim birliğinden belgelerimin bir fotokopisini, bir de tezkeremi aldım. Ben askerliğimi 9 yıl önce yaptım. Bu durumda artık buradasın. Evet de bunu sana kimse söylemedi mi? Yok, kimse söylemedi. Neyse. Hadi kendine iyi bak, görüşürüz. Şükrü! Şükrü!